Merhaba arkadaşlar. Gizli gizemli paranormal olaylar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yaşanmış gerçek paranormal hikayeleriniz var ise, seslendirmemi istiyorsanız lütfen Instagram adresim gizli gizemli olaylar adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Selamun aleyküm gizem kızım. Beni hatırlaman için kendimi hatırlatmak istedim. Hatırlarsan kızım, Çanakkale'de çekim yapmaya gelmiştin. Bir mezarlık arıyordun. Ben cami bahçesinde kedilere yem verirken karşılaşmıştık. Hatta bana bir olay anlatmıştın. Doğru mu değil mi diye. Ama anlattığın o köy bizden uzak olduğu için bilgimin olmadığını söylemiştim. Derken, sohbeti tatlı bir evlatsın sen. Paranormal videolar çektiğini, korku hikayeleri seslendirdiğini anlattın. Hatta bana başımdan geçen paranormal olaylar olup olmadığını sormuştun. Ben de sana, ben bu caminin gazsalıyım derken konu konuyu açmıştı. Sana bazı olaylar anlatmıştım. Şimdi ise baştan başımdan geçenleri anlatacağım. Gençlerimize ibret olsun. Hayatı güzel ve doğru yaşasınlar. Sonuçta öleceğiz diye haram işlemesinler. Öleceğiz tabii ama bu dünyaya gelmemizdeki sebepleri ezip geçemeyiz evladım. Bak mesela, ben hem mezar kazıyorum hem de buranın gazsallığını yapıyorum. Mezar kazdığım için bazı gençler benimle dalga geçiyordu. Sana kısa bir şey anlatayım evladım. Kim bir mezar kazarsa Allah ona cennette bir köşk bina eder. Kim bir cenaze yıkarsa da annesinden doğduğu günkü gibi tüm günahlarından sıyrılır evladım. Kim bir ölüyü kefenlerse Allah ona cennet giysilerinden bir giysi giydirir. Kim yaşlı bir kimseye taziyede bulunursa Allah ona takva elbisesi giydirir. Ruhlar içinde onun ruhuna da merhamet edilir. Kim başına bir musibet gelen kişiye teselli ederse Allah ona cennet giysilerinden dünyada pahası biçilmez iki elbise giydirir. Kim cenazenin ardından gidip de gömülünceye kadar beklerse Allah ona üç kırat sevap verir. O üç kırattan sadece bir tanesi Uhud Dağı'ndan büyüktür. Kim bir yetimi ya da bir dulu koruyup gözetirse Allah onu gölgesinde gölgelendirir ve cennetine girdirir. Mümin can çekişirken rahmet melekleri beyaz bir ipekle gelip, haydi sen Allah'tan, Allah da senden razı olarak doğru Allah'ın rahmetine ve cennetine, sana kızgın olmayan Rabbe doğru çıkıp gidiver derler. Bunun üzerine misk gibi güzel bir koku saçarak çıkar. Melekler onu birbirlerine verirler. Gök kapılarına el üstü getirirler ve derler ki, yerden size gelen bu koku ne kadar da ferahlatıcı. Sonra onu mümin ruhların yanına götürürler. Onlar sizden birbirinizin gurbette olan yakınına kavuştuğu zaman duyduğu sevinci duyarlar. Yanına gelip sorarlar, filan ne yaptı, filan ne alemde? Cevap verirler, bırakın onu. O dünya zevkine dalmıştı. Gelen ruh, o öldü. Size hala gelmedi mi der. Öyleyse o, haviye cehennemine götürüldü derler. Kafir can çekişirken azap melekleri ellerinde bir kamçı ile gelirler. Ve derler ki, haydi sen Rabbine ve Rabbin de sana kızgın olarak Allah'ın azabına doğru çıkıver. O da leş kokusundan daha kötü bir koku içinde Allah'ın azabına doğru çıkar. Sonunda arzın kapısına iletirler. Ne kötü bir koku diyerek onu kafir ruhların bulunduğu yere götürürler. Evladım, ölümü çok anmalıyız. Güzel evladım, bak sana bir hadis daha anlatayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi. Sonra şöyle dedi, ey Allah'ın Resulü,
müminlerin hangisi daha faziletlidir? Hazreti Peygamber, ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam, müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi Gizem kızım. Ben bu gassallıkta çok olaylara şahit oldum evladım. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Mesela kızım bir aile kabristanı vardı. Dedeleri zamanında yerini almış çevirtmişti bana. Tabii o zamanlar gençtim derken dedesi gün geldi vefat etti. Sonra eşi aynı kabristana gömdüm. Aradan epey zaman geçti. 3 oğlu 2 kızı vardı adamcağızın. En ufak oğlu babasının mezarına gömülmeyi istemiş. Hastaymış, kanser hastası. Vasiyet etmiş. Ben de eştim gömdüm. Aradan 2 gün geçmedi, mezardan ses geldiğini söylediler. İlk gün mezarlıkta çitlenmiş toplayan çocuklar mezardan ses geliyor diye bağırmaya başlamışlardı. Ben de gidip baktım ama ses yok. Sonra bir gün sonra yine ses geliyor dediler. Durup dururken mezar açamazsın ki evladım. Savcılıktan izin almak lazım. Sonra da ailesi duymuş, ablası falan ağlayarak geldi. İşte ben rüya gördüm. Kardeşim ölmedi, açın mezarı diye. Kendi kazmaya başladı. Öyle hışımla kazıyordu ki kadıncağızın tırnakları kan içinde kaldı. Ben bir şey yapamam, kanuni işlem gerekir dediğimde bana saldırdılar. Ama ben de çaresizdim, onların da acıları vardı biliyorum ama savcılıktan heyet olmadan açamam ki. Sonrasında da polisler geldi derken savcılıktan izin almışlar. Sonra ben kazdım ki nasıl anlatsam evladım. Hani üzerine tahta koyuyoruz, sonra sağ tarafına yatırıyoruz ya. Rahmetlinin elleri tahtaların arasında kalmıştı. Şaşılacak bir durumdu. Bir de abileri böyle görünce kriz geçirdiler. İşte sen bizim kardeşimizi ölmeden gömdün diye. Ama zaten morgdan gelmişti. Sonra tekrar cesedi aldılar. Eziyet resmen bedene ya. Götürdüler. Otopsi falan yapmışlar demek ki. Sonra doktor demiş ki kalp hastaları ya da böyle kanser hastası kriz geçirenler bir müddet sonra canlanıyormuş. Bazılarında oluyormuş bu durum yani. Onlar tıp yani nasıl anlatsam kızım tıp usulü anlattılar aklıma gelmiyor. Kabirde çocuğa can gelmiş o esnada herhalde. Üzerindeki tahtaları mı vurdu? Ne olduysa bilmiyorum. Tekrardan Rabbine kavuştu tabii ki. Ben de bu duruma çok üzüldüm. Öyle görünce yani. Dediğim gibi evladım. Ben hem gassallık yapıyorum hem de kim vefat ederse siz de mezar kazıcı mı diyorsunuz? Ben defnediyorum işte kızım. Hatta bu olaydan sonra mezarlıkta birkaç kadın ve 2 erkek gördüm. Ne işiniz var diye burada sorduğumda yakınımızın mezarını arıyoruz dediler. Ben de inandım. Zaten çok da işim vardı. Bu geçen gömdüğüm mezar beni çok etkilemişti. Ben de işime gücüme baktım. 2 tane mezar kazmam lazımdı. Birini hazırlamıştım. Genç bir kızcağız intihar etmiş. Onun mezarını hazırlarken o topluluk yine geldi. Biri mi vefat etti diye bana sordular. Ben de evet dedim. Üzgündüm. Yani 22 yaşında bir kızcağız. Psikolojik sorunları varmış. İntihar etmiş. Kendini asmış yani. Sonrasında içlerinden bir kadın tekrar sordu bana. Genç miydi vefat eden diye. Ben de söyledim. Meğer evlenmemiş genç kız bedeni arıyorlarmış büyü için. Hiç aklıma da gelmedi kötü bir şey. Hatta onların yakın olduğunu falan düşündüm. Belki hani mezar yerini arıyorlar diye. Neden sordunuz yakınınız mı dediğimde. Evet tanıdığımızın kızı dediler. Diyorum ya kızım hiç şüphe etmedim. Hatta yanında da 2 adam vardı. Birbirlerinden ayrı gibi durup sonra birbirlerinin yanına geliyorlardı. Ben de sizin kim burada yani yatan yakınınız var mı diye sorduğumda
adam cevap veremedi. Kadınlardan biri hemen ağlamaya başladı. Sonra laf kaynadı. Diyorum ya, hiç kalbime kötü bir şey gelmedi. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Sonrasında kızı defnederken kimse yoktu. Bir amcası ve komşusundan bir iki kişi vardı. Annesi babası yok mu diye sorduğumda yok ailesi. İntihar etti diye gelmedi. Yani kızını reddetmişler dedi. Bu nasıl bir şey ya? İnsan evladının mezarına gelmez mi? Çok üzülmüştüm. Sonrasında yine o kalabalık geldi. İki erkek, birkaç kadın. Ağzı burnu örtülü. Onlar da gelip mezarın başında ağlamaya başladılar. Meğer ağlıyor gibi yapıyorlarmış. Ne bileyim ben. Görevimi yerine getirdim. Defnettim. Sonra camiye girdim. Camiyi süpürdüm. Avluyu süpürdüm. Gasilhaneyi de yıkayınca bir yorgunluk çöktü. Kapıları kilitleyip çıktım. Hatta cami hocasına seslendim. Cami içerisindeydi demek ki, beni duymadı. Ben de çıktım. Hocayla birbirimizi görmedik yani. Meğersem hoca da benim daha mezarlıkta olduğumu düşünerek kızın mezarın başındakilerini, yani akrabası sandığı için gece bu saate kadar burada durmayın diyememiş. Acıları var diye. Yatsıdan sonra da zaten hoca da ben mezarlıktayım diye çıkmış. Ama bana sonradan anlattığına göre hala orada birbirlerine bakarak konuşuyorlarmış. Allah'tan ya, içimde de şüphe düşmedi değil diyor hoca. Ama acıları vardır diye ses etmedim. Çünkü bir gece mezarlıkta kalanlar mı olmadı? Hatta gece gündüz evladının başından ayrılmayan analar mı görmedik? Bu mezarlıkta yani gencecik bir kıza aitti. Belki de ailesi, akrabası üzgündür diye ses etmedim diyor hoca. Meğer bunlar herkes gittikten sonra kızın kabrini açıp sol bacağının kaval kemiğini ve kızın göğüs uçlarını kesmişler. Ben uyuyordum. Hoca bir anda kapıya gelip "Gel, gel İzzet, çabuk gel, ne yapacağız? Gel başımıza gelenleri gör. Ben bu yaşıma geldim. Onca hocalık yaptım, imamlık yaptım. Ben böyle bir şey görmedim. Ne yapsak, polisleri mi çağırsak?" diye telaşlı bir şekilde, korkmuş bir şekilde konuşuyordu. O kadar korkmuş bir hali vardı ki. Ben de "Dur hocam, dur. Ne oldu ki? Ne oldu?" diye sorduğumda "Çabuk, çabuk üstünü giyin gidelim" dedi. "Cami cemaati görmeden gitmemiz lazım" dedi. Hemen koşarak gittik. Aman ya Rabbi. Bir baktım ki intihar eden kızın bedeni paramparça. Zaten ceset daha yeniydi. Uzuvları kesilmişti. Etraf kan içindeydi. Ne yapacağımızı bilemedik. Diğer caminin hocası geldi. Hemen ona haber verdik çünkü. Bu durumun aynısının mahallesindeki mezarlıkta da başına geldiğini anlattı. Büyü için kaval kemiği, sol bacak ve kürek kemiği, topuk eti ve göğüs ucunu kesip kara büyüde kullanıyorlarmış. Biz şok olduk resmen. Sonrasında da mecburduk. Polislere haber verdik. Geldiler. Tek şanssızlığımız kamera olmamasıydı. Yani mezarlıkta kamera olmuş olsaydı o kişileri yakalayacaktık. Bu olayı da hiç unutmadım. Unutamıyorum da kızım. İnsanlar nasıl bu kadar cani olabilir ki? Nasıl olsa ölü diye böyle muamele edilmez ki. Ölüler de hisseder. Peygamber Efendimiz ölülerinizi yıkadığınızda serçe parmağınızı yakmayacak derecede olmalı su. Onlara nazik davranın diye buyurmuş. Son görevinizi yerine getirirken. Ama insanlarda merhamet denen bir şey kalmamış. O cesedi öyle paramparça gördüğüm günden beri yemek yiyemez hale geldim. Midem bulanıyordu. Gözümün önüne o kızcağız geliyordu. Tövbe ya Rabbi. Tamamen şeytan işi. Aman ya Rabbi. Bu yaşıma geldim, böyle bir şey görmemiştim. Rabbim bir daha da göstermek nasip etmesin. Diyorum ya evladım. İnsanlarda merhamet kalmamış. Gassallık ilk günlerde bana zor gelmişti. Hem mezar kazıp hem de gassallık yapmak. Ama artık alıştım be kızım. Bir defasında da bir kabir. Evet, bir kabir kazdım. Yine bir kadın vefat etmiş. Neden öldüğünü bilmiyorum. Defnedeceğiz. Biz üzeri açılmasın diye ayrıyetten de battaniye de örtüyoruz namahrem diye. Yeni yıkanmış ceset. Ama o kadar çok ağır kokuyordu ki.
Hoca ne zaman geldi diye sordu bana. Ben de yeni dedim. Ama o kadar ağır koku vardı ki hemen defnettik. Onca derine defnetmemize rağmen. O kokudan kimse duramadı yani. Sonra gasilhanedeki Fatma bacıma sorduk. Sen yıkadın. Yanık ya da başka bir şeyden mi vefat etmiş? Neden böyle kokuyordu diye sorduğumda Fatma bacım da daha bir gün önce vefat etmiş. Eşinin anlattığına göre fala bakıyormuş. Tarot falı diye bir şey varmış. Bir de kahve falı. Eşi bakma dese de gizli gizli bakıyormuş. Haram olduğunu söylesem de evde hep kavgamız bu fallar yüzünden çıkıyordu demiş. Yani bir ara da büyülere kafayı takmış. Kaç arkadaşının yuvasını yıkmış. Sonunda da musallat kapmış. Bir gece evde ölü bulmuşlar. Eşi uyandığında eşini banyoda elleri bileklerinden ters şekilde döndüğünü, yüzünün de korkunç olduğunu söylemiş. Gasilhanedeki Fatma bacı da bu olayı onayladı. Ceset torbasından çıkarttım ki yüzü çok kötüydü. Gözleri açık ama beyazı yukarıda pörtlemiş gibi sanki çok korkunç bir şey görmüş gibi. Yüzünde bir ifade vardı. Bilekleri evet adamın anlattığı doğru tersti. Bir de hamur gibi her yeri kırık içindeydi. Ve çok kötü kokuyordu ama aşırı kokuyordu. Ne kadar yıkasam da gül suyu da sürsem koku azalacağını gittikçe artıyordu. İçimden dedim ki acaba bu kadın çarpılmış mı? O anda bedenden ses geldi. Korkudan salavat çeke çeke hemen kefenledim. Ama koku tarif edilmezdi dedi. Yani evladım büyü ve fallarla uğraştığı için cinlerin musallatına uğramış. Çarpılarak ölmüş. Daha neler neler var evladım. Çok dikkat etmeli be yavrum. Bir de Gizem kızım. 8 Kasım'da bir ritüel yapılacakmış Türkiye'de. Yer söyleyemem. Ama ay tutulduğu gece saat 3'te yapılacak bu ritüel. Ve Türkiye'nin frekanslarıyla oynayacaklar resmen. O gün bol bol dua etmeli evladım. Yani seni dinleyenler belki beni çılgın ya da kafayı yemiş olarak görecek ama 8 Kasım günü kimse çoluğunu çocuğunu dışarıya bırakmasın. Mümkün mertebe çok fazla camlarınızı da açık tutmayın evladım. Neyse bu kadar yeter. Seslendirirsen beni de çok mutlu edersin. Etrafa haber sağladım Gizem kızım bizim hikayemizi de seslendirecek diye. Çanakkale'ye gelmen benimle tanışmana vesile oldu. Ben de seni tanıdığıma çok ama çok memnunum kızım. Allah'a emanet ol güzel kızım. Selametle.